Özgür Bey. Artık sınıfları tek tek dolaşıp teftişe başlayabiliriz. Efendim sınıfları tek tek dolaşmaya gerek var mı? Ben her sınıftan birkaç öğrenci çağırayım. Sınıflar sizi dolaşsın. Olur mu efendim, rica ederim. Olayı yerinde görmemiz gerekiyor. Bakalım çocuklar ne düzeyde? Peki efendim. Tınmıştır da tınlayamıyordur. Nasıl yani? Ne yapıyor? Sanırsam cümlenin ortasında donmuş efendim. Donmuş mu? Evet ya. Çok soğuk burası. Efendim yani öğretmen hanımın yazdığı gibi su 0 derecede donar. İnsan vücudunun da 1/3'ü su olduğuna göre sıfırın altında 10 derecede insan da donar. Ya burası niye bu kadar soğuk? Efendim, burası bizim okulun soğuk hava deposu. Biz bütün soğuk esprileri burada yaparız. Camlar kırık, kaloriferler çalışmıyor. Ama siz hiç merak etmeyin efendim. Ben şimdi benim odadan sıcak su getirir, hepsini açarım efendim. Donar. Neymiş çocuklar? Su 0 derecede donar. Beyefendi siz kimsiniz? Efendim beyefendi müfettiş bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Öğretmen hanım izin verirseniz sorular sorabilir miyim çocuklara? Elbette tabii ki sorabilirsiniz. Yalnız izninizle ben bu arada birazcık zıplayayım. Ah kabahat bende, kabahat bende. Oturun çocuklar demeyecektim siz çocuklara. Siz zıplayın, zıplayın. Tamam. Çocuğum sen söyle bakayım maddenin kaç hali vardır? Üç hali vardır efendim. Buz hali, buz hali, buz hali. Olur mu çocuğum? Katı hali, sıvı hali, gaz hali. Bizim burada hep buz hali var öğretmenim. Müdür bey, şunu çözer misiniz şu çocuğu? Şu cin gibi bakanın. Çözün. Söyle bakalım çocuğum, soğuk füzyon nedir? Daha o dersi öğrenemedik efendim. Sadece soğuğu öğrendik. Yaza doğru füzyonu da öğreneceğiz. Öğretmen hanım, görüyorum ki sınıftaki çocuklar biraz geri kalmış. Neden acaba, sorabilir miyim? Ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii, sonra. Ne verdiğinizde ne bekliyorsunuz? Hava 0 derecenin altında. Kaloriferler yanmıyor. Camlar kırık. Ne umduğunuzda teftişe geldiniz? Soruyorum müfettiş bey. Size soruyorum. Müfettiş bey size cevap veremez. Çünkü alışık olmadığı için erken dondu. Ben onu odama götüreyim, çözeyim. Sualinize cevap verirse gelir size söylerim. Sıplayın çocuklar. Sıplayın çocuklar. Sıplayın. Garip paşa vallar yalan. Garip paşa vallar yalan. Tozlar ince. Olur mu kızım? Annen merak eder. İşler güçler de ortada kaldı. Hadi adana. Dede çabuk gidelim. Uçak tamam. Hadi. Hadi uçağı kaçırmayalım. Hadi gidelim baba. Hadi bunu saymıyoruz. Gene bekliyoruz baba. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla. Vallahi çok mazlumsunuz. Allah'tan krizi erken önledik. Uçakta olsaydı daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Dede, nasılsın? İyiyim de.
Ne oldu bana? Dede taksi dedik, kalp spazmı geçirdin. Ben de seni hastaneye getirdim. Ay, iyi ettin ama galiba uçağı kaçırdık. Birkaç saat daha gözetim altında tutacağız. Daha sonra sizi taburcu edeceğiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi ama ben de hiç değilse birkaç saat torunumla birlikte olacağım. Canım benim. Ya açsana şu televizyonu. Sayın seyirciler, bir son dakika haberi veriyoruz. 343 sefer sayılı Adana uçağı bilinmeyen bir sebeple Konya yakınlarında düştü. Kazada kurtulan olmadığı açıklandı. Ana, bu benim bineceğim uçak değil miydi? Her işte bir hayır vardır derler, doğruymuş. Ay, evdekilere haber verseydik merak ederler şimdi. Birazdan gideceğiz zaten dede. Ay, benim yüzümden haram olmuştur hepsi. Karadır şu bahtım kan. Sürpriz yapalım dede. Kim bilir seni görünce nasıl sevinecekler. Rahmetli sağlığında en az 10 kere taksiyle hastaneye götürdüm. Ne dayan? Durun bakalım bir sonunu dinleyin be. Buyur. Kaç para vizite? Ne doktor bilir? Vizitesi kaç para? 100 milyon olsa, 50 milyon da taksi gidiş gelişi olsa 150 milyon. Ne yapar 10 kereden? 1,5 milyar. Yuh. Yuh, sana yuh. Hadi be. Hayvan. Bir dakika canım dinle. Çeltik tarlasını ben istiyorum. Tamam. 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 Çeltik tarlasını istiyorum. Var mı bir itirazın? Var. Bok var. Aldım çeltik. Tamam, çeltik tarlası senin olsun. Tamam. Evet. Tamam. O zaman evet. Çarşıdaki han da benim. Ağır oldu molla desinler. Rahmetli son bir haftadır kimin evinde kalıyordu? Bir haftadır aksırığını tıksırığını kim çekiyordu? Yani aksırıkta haklısın. Sofrada bir aksırıyordu, öksürüyordu. Kusmamak için kendimi zor tutuyorduk. Ondan işte bu yüzden çarşıdaki han ve bankadaki para bizim. 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 Konuşmayın lan. Evin en büyük oğlu olarak bankadaki para benim hakkım. Hadi oradan be. Büyük oldun adam mı oldun? Babam seni hiç sevmezdi. Sağlığında da sana eşek kafa derdi, doğru söylemiş. Sen ailenin en büyük ferdine nasıl konuşuyorsun lan hıyar? Senin ağzına elimi sokarım. Üstelik iki elimi birden sokarım. Diye yırtarım lan senin ağzını. Hayvan herif. Az bile söylemiş, daha da betersin. Ay, sus! Sus! Sen her gün kocanı aldatıyorsun. Bunu herkes biliyor, bilmeyen yok. Hadi! Ailenin büyüğü olarak bu paraların çoğu benim. Hadi! Çeltik tarlasını da istiyorum, bankadaki parayı da istiyorum. Yok ya! Hadi istemezsin! Ne? Duyamadım ne? Nereye istiyorsun? Bir tek böyle hanı bana vereceksin, ondan sonra... Aman yok! Dur çocuklar, yapmayın, etmeyin. Gözünü de düşürdüler. Sen karışma baba bu işe. Baba. Babacığım, sen yaşıyor muydun? Az önceye kadar yaşıyordum ama sizi böyle görünce şimdi öldüm. Bak ölmüş. Ne çeltik tanrısı. Tamam. Çeltik tanrısı. Neyse çocuk. Sen beni otogara götür de. Otobüsle gider. Kendim ettim. Gelmeseydik kız, senin de tadını kaçırdık vallahi. Olur mu öyle şey? Ama hiçbir şeye hevesimiz kalmadı. Ne oldu bize böyle hakikaten? Ay eskiden olsa nasıl dedikodu yapardık, öyle de birikti ki. Ay halimizi düşünmekten hindi gibi olduk vallahi. Halini düşünüyorsan fincanı kapat da Necla abla sana fal baksın. Ayo ne zamandır bakmıyorum, bakamam şimdi. Söyledikleri bir çıkıyor vallahi kız. Zamanında bana sümsük herifin biriyle evleneceksin demişti. Doğru söylemiş. Ay affedersin vallahi seninkine şey etmiş olsun. Ay yapmayın ne olur. Ay bakıver be ana. Hem havamız dağılır kız. Hadi. Peki bakayım bari. Hadi ver. Amanın. Ne oldu? Oh oh. Kız Nalan. Oh. Kız çatlatmasana insanı. Kız vallahi büyük para görünüyor.
büyük. Ama. Deme kız. Bırak desin kız. Oh inşallah. Kız bana bak. Senin adam çok büyük para kazanıyor. Bak bak. Görüyor musun? Aman lahi televizyona çıkıyor. Yaşadın abla, seninki artist oluyor. Benimkine de ne yakışmıyor. Biraz borç verirsin değil mi? Nasıl vereyim hayatım, bizim durumumuzu bilmiyor musun? Ayol şimdi değil, para çıkınca. İlahi, inandın mı hemen pala kız? Aa, Necla abla baktıysa kesin çıkar. Hem sayısal loto 4 haftadır devrediyor. Seninki kesin onu tutturacak. Sonra da televizyona çıkaracaklar. Sen bir ay nasıl inandın? Sen gül gül, hadi görüşürüz. Güle güle. Necim. Sus, bağırma, milleti toplayacağım başımıza. Ay, sayısalı tutturdun, gittin kendine bir tane tabanca aldın ha. Ana! Ne sayısalı kızım, dellenme, banka soydum, görmüyor musun? Destur, bismillah. Sus, polisler peşimdeydi ama hepsini atlattım galiba. Açın kapıyı polis, açın kapıyı. Hani hepsini atlatmıştın lan? Galiba dedim. Dün öğleden sonra Ümraniye'de bir bankayı soyan Recep Uzun, gasp ettiği 425 milyar lirayla ele geçirildi. Polis araştırmaya devam ediyor. Ay kız, geçmiş olsun Nalan. Ya kimin aklına gelirdi ki? Birer kahve içer miyiz? Ha, içelim içelim. Hem Recep abi kaç yıl yiyecek onu görmüş oluruz. Ha, para! Çapkın çapkın bakmaya...